Ne güzel insanların torunlarıyız biz. Ama onların güzelliğini taşıyor muyuz, taşımıyor muyuz? Orası meçhul. Zaafa düştükleri vakitte bütün dünya onların üzerine geldi, saldırdılar. Onlar bir ana nokta, Allah'ın yardımını göndermesinin çok acil olduğu bir ana nokta var. Onu çok iyi biliyorlardı. Çanakkale, değil mi? Bugün 18 Mart. Çanakkale Savaşı'nda bütün dünya toplanmış, Osmanlı'nın üzerine saldırıyorlar. Hasta adam diye isimlendirdiği Osmanlı'nın üzerine saldırıyorlar. Bütün dünya toplanıp da geldiği halde tüm dünyadan korkmayan o imanlar şimdi nerede? Soralım kendimize yani. Onlar kadar sağlam mı imanımız? Değil. Niye değil? Halbuki şu an biz daha teknolojiyiz yani. Değil mi? Teknoloji bakımından daha ilerideyiz ya. Toplarımız, tanklarımız, tüfeklerimiz hepsi var. Ondan sonra maddi imkanlarımız da daha üst düzeyde. Daha üst düzeyde. Ama onların sağlamlığı maalesef bizde yok. Onlar bir ana noktayı çok iyi tutmuş, çok sıkı tutmuşlardı. Orayı tuttukları vakitte de Allah'ın yardımı çok hızlı gelir biliyorlardı yani. Şek yok, şüphe yok. Neydi o? İki cihan sultanı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun muhabbetiyle dolulardı. Onun muhabbetiyle dollardı. Kitapları vardı Resul-i Ekrem'i anlatan, evlerinde onu eksik etmiyorlardı. Resul-i Ekrem'i anlatmadığın zaman, onu öğrenmediğin zaman Müslümanlığın çok çiğdir, tatsızdır. Peygambersiz İslam mı olur? Onun muhabbeti olmayan bir İslam mı olur? Olmaz. Onun için en dara, en zora düştükleri anda hemen yetiş ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen öyle. Ne diyor İmam-ı Busayri Hazretleri? لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظَمًا اَحْيَسْمُهُ حِينَ يُدْعَى دَارِ سَرِّمَمِ Eğer onun manevi kuvvetine uygun bir işaretler verilseydi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimizin ismini söylediğin zaman çürümüş kemikler dirilirdi diyor. Öyle bir kuvvet var Resul-i Ekrem'de sallallahu aleyhi ve sellem. Allah öyle lütfetti. Niye olmadı o zaman? لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَ الْعُقُولُ بِهِ Çoğu şeyleri göstermedi Resul-i Ekrem. Kuvvetlerini izhar etmedi herkese. Çünkü akıllar yerinde kalmazdı giderdi diyor. Tartamazdı akıllar onu. Onun için Osmanlı'nın bir harika zaferi. Son anlarında yine Osmanlı tokadını bütün dünyaya çakıp da gitmiş. Bu Osmanlı zaferidir. Ne acayip. Osmanlı'ya düşman olanlar bu Çanakkale zaferini anlatıyorlar, dillerinden düşürmüyorlar. Diyorlar ki işte falanca ordunun komutanı. Bu zafer onun diyorlar. Böyle bir açıklama var mı? İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet Han. Çıkıp da birisi bize dese ki işte Karakamış'tan Mehmet vardı. Osman vardı, o fethetti. Neden? İşte onun arkasında bir alay vardı. Onun için o fethetti. Biz onu seviyoruz, onu fethetti. Biz onu biliriz ya. Dese ne kadar saçmadır arkadaş. Ordudaki askerler ne kadar güzellikler yapsa da neticede orduyu yönetendir ordunun sahibi. Ordunun sahibi orduyu konuşlandırmış, dizmiş, yerine koymuş. Abdülhamid Han Cennet Mekan Hazretleri oradan saldıracaklarını bilmiş. Oraya tabiyalar yanmış savaştan ne kadar önce. Sen kalk bu deha isimlere hayranlığını sunma. Bu ordunun sahip olduğu devlete düşman ol. Ordunun bir tane komutanını çıkar yukarılara. İşte cahillik eşittir bu kardeşim. Bunun başka bir açıklama tarzı yok yani. İşte Osmanlı'nın en zayıf dedikleri anda kazandığı zafer bu. Çanakkale Destanı. Ve o destanda neyi gösterdiler? Allah'a bağlılıklarını, Resul-i Ekrem'e bağlılıklarını gösterdiler. Savaşa gidip bıyığı çıkmayan, bıyıkta tarak durmayan, savaşa alınmıyor diyor. Şu asker olmaya, şehit olmaya, mücahit olmaya aşka bakın ki demir tarağı takmış da burasına bak diyor komutanım benim tarak bıyıklarım da duruyor diyor. Demire geçirmiş deriye. Bıyıkta durmuyor gerçekten. Az mı çok bıyıkları yani. Böyle koyduğumu bıyıktan düşüyor. Diye demir tarağı
dudaklarına geçirmiş. Onu asker alsınlar diye. Şuurlu bir asker, şuurlu bir devlet, peygamberine aşık bir millet. Peygamberi yalnız bırakır mı onları? Bırakmaz ve bırakmadı. Çünkü onlar şu ayeti çok iyi anlamışlardı. Estaizu billah, bismillah. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Allah-u Teala müthiş bir müjde verdi ümmeti Muhammed'e. Ne dedi ayeti kerimede? Sen onların içindeyken ben onlara azap etmem. Peygamber aşkı kalplerde olduğu vakitte, kalpler Resul-i Ekrem'e bağlı olduğu vakitte Allah azap etmez. Bugün cezalar bir kesretle bize geliyorsa neden? İşte açık sana. Beyanı burada. Kalplerde Resul-i Ekrem yok çünkü. Onun muhabbeti yok çünkü. Yok arkadaş. Hocasıyla, hacısıyla, ilahiyatçısıyla, diyanetçisiyle hepsi sanki biz Resul-i Ekrem'e düşmanız dermiş gibi konuşuyorlar. Onun makamını kabul etmiyoruz dermiş gibi konuşuyor. Biz öyle bir ümmetin, öyle bir ecdadın torunları değiliz ki ya. Biz Çanakkale destanını yazan dedelerimizin torunlarıyız. O destanı yazanlar her dara düştüklerinde Efendimiz'e seslendiler. Yok o ölüdür, o gelemez, o bir şey yapamaz. Böyle bir düşüncede değillerdi. Nasıl ölüdür ya? Allah yolunda ölene şehit, ölü demeyiniz, şehittir onlar. Diridir onlar, Allah'ın ayeti değil mi? Okuyorlar okuyorlar ama anlamak istemiyorlar işte. Efendimiz Allah yolunda vermedi mi can? O Allah yolunda vermediyse kim verebilir başka ya? Allah'ın Habibi o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Netice kardeşim, mevzu burası. Sıkıntıya düşüyorsak, zora dara düşüyorsak Efendimiz'den uzaklaşmışız demektir. Onu anmıyoruz yani. Onunla beraber değiliz. Ona yakın değiliz. Onun yolundan gitmiyoruz. Onun emrini tutmuyoruz. Sonra sıkıntılara düşüyoruz. Şimdi Efendimiz'i çağıran o güzel insanlar çağıracak bir bağ vardı aralarında. Bizde o bağ yok ki maalesef. 300 kiloya yakın şeyi sırtlanıyor. Ya bir kere Çanakkale'yi eğer bir zata yıkılacaksa komutandan, devletten başka Seyit Onbaşı yapmak lazım. Yani Çanakkale'nin kahramanı, zaferini kazandıran Seyit Onbaşı demek lazım. Neden? 300 kiloya yakın mermiyi sırtına alıp koymuş topa. Herkes tarafından biliniyor bu yani. Ama işte gaflet olursa işte böyle olur. İnat olursa ya inat. Bu inat, bunun başka bir açıklaması yok. İnat olursa hakikati göremezsin. Şeytan da inadından oldu böyle. Haset, inat, fesat, bunlar insanın gözünü kör ederler. Doğruyu göstermez, kesinlikle de yaptırmaz. Allah muhafaza buyursun. Gözün kör olur, şaşı olur, doğruyu görmez olur.